Oneyo. Hepinize merhaba dostlar. Bugün ırk düşmanlığı yapıyoruz. Bugün milletin karısına kızına sarkıyoruz. Ayartıyoruz. First date later. Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Emre. Kesin o pisin çocuğu. Amına koyduğumuz sala. Akıl hocana bak. Size hikayeyi baştan anlatayım. Ya da öyle demeyeyim ya. Üretmeyelim insanlara ha. Tamam hava açarlar sikerler belamızı. Yani benim buluşacağım kızım. Aman neyse. Bu Derya'ya ırk düşmanlığı yapıyor anladığım kadarıyla. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla Kim nasıl diyor onu? tanışacağımı bilmiyorum. Şey yap. Etkileyici ol. Ama bir gün bütün cazibemi kullanarak ona selam vermem yetti. Ha, sikim ben niye öksürüyorum lan? Benim sesim normal çıktı. Yani bu selamı bana verse ben bile vermem amına koyayım. Olabilir. Ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Yalnız güzel taktikler bunlar ha, tutar. Neyse, Yazın bunları bir not defterine. Ayarladık, takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Aferin lan geri zekalı. Benim salak Diyecektim Emre ki. Aradı ve... Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Oğlum bunun sıçtığı bok lağıma düşmemiş daha. Bunun bildiği yanıldığına yetmez ki. Akıl hocana bak. Bu ilişki yatar. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum. Erdem Edelim. Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Oha amına koyayım. Oha. 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 45 dakika ne oğlum ya? Otobüs durağında bile daha az bekliyorsun. Selam. Bakıyorum erkencisin. Ağzımızın üstüne şarabı yiyeceğiz gibi. Bir şeyler söyledin mi? Ben kurt gibi açım da. Pardon, menü alabilir miyim? Menü. Geliyor geliyor. Tabii tabii sen git. Bir boya badana yap, enerji yenilensin. Yarra yedik. Yarra yedik. Karı bizim götümüze 18'lik tüyü çakar. Son söylediğimle tüy diktim. Geri gelir mi lan acaba? Ah geldi bak. Beyefendi kalk. Ne oluyor kardeşim, müşteriyim ben. Beyefendi beni yormayın, kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik. Tuvalete kadar gitti, gelecek şimdi. Hanımefendiyi rahatsız etmişsiniz. Lütfen ya kalkın. Ne rahatsızlığı verdik. Hadi kardeşim. Ya yemek yemeye geldim diyor. Bok yedik bok. Özür dilememiz lazım. Ben kendim çıkarım. Ben kendim çıkarım ya. Bağırma lan. Bağırma. Dayak yedireceğim bize. Şuradan bir devam edebiliyorsak şuradan bir devam edelim. Özür dile, özür dile. Özür dilemek daha az kirlenmez. Hiç halinden mutlu olmayan bir kadın görüyorum burada. Öncelikle çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama. Oturabilir miyim? Yani bu prim yapar biraz daha. Bu ne demek? Abi bize iki tane tombul efes. Öncelikle çok trafik vardı. Bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Halk arasında... Buluşmaya çıkıyorsunuz lan. Peki bu buluşmalarını hazırlanırken hep bu, yani artık Allah'ın emri yani bunu şey yaparsak bafiler bizi. Buluşmaya geç kalıyorum. Halk arasında buna yalanı götten sikmek diyoruz. İş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü mü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. Geri zekalıyı. Diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Hoşlandığım için de. De lan de. Tamam, sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Dangalaklık ettim. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ama Derya ne zaman birinden hoşlansan böyle olur. Bu olur ya olur da yani bir şey yapmayasın. Ağzımıza yüzümüze sıkma ablacım sen yine de. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Neden olmasın? Benim kalbim yok mu? Evet. Ama yine mahvedin. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani bu kadar çabuk hoşlanmak. Haklısın. Birazdan ben düşer gibi oldum. Ya hoşlanmanın zamanı mı var oğlum? Marketten bakkaldan satın alınan bir şey değil ki bu. Yani içki daha içeyim bari. İç senin de gönlün var zille iç. Ben o zaman içkileri söyleyeyim. Yenileteyim. Evet yenileten. İki tane daha tombul efes söyle. Şarap ne oğlum? Şarap ne ya? Şarapçı mısınız siz? Siktir be abi. Lan niye bu kadar?
kadar abartıyorsun ya? Birden iki tane kırmızı tuborg söyle. Üç tane tombul efes söyle. Gece mutlu sonla bitecek. Elini kolunu oynatmasın. Erdem. Bak ben biraz içeride düşünüyorum. Biraz dedi yarım saat. Bu kadar bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum, tamam mı? Yani bu kadar çok hoşlanmaklar falan filan. Çocuksan benim sonu belli olmuyor, anladın mı? Sessiz kalırsak şey olur. Pasif dururuz. Aktif olmak lazım. Pasifler bildiğiniz üzere arkadan veriyor. Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Yani her görüştüğümüzde evleneceğiz diye bir şey yok. He? Ciddi düşünmüyorum. Abla ne ona geliyorsun ne buna geliyorsun. Yani hani hatalı sanki götümüze sokacak gibi bir aura hissettim ben. Ya da bardağa. Derya. Ama gerçekten sikeceğim yani. Aşık bu bana ya. Aşık. Bunu şaraptan mı anladın? Ama... Allah rahmet eylesin. İşte yani bu şey yani... Abla bu kadarı fazlaydı sanki ya. Bunu seçimime geri dönelim. Geri geldik. Burada ne diyoruz? Sessiz kal diyoruz. Niye? Çünkü az önce götümüzü siktiler. Çantayla boğdular resmen. Bak. Bu buluşmayı şimdi burada sonlandıracağım. Tamam. Zaten ikimiz için iyi bir başlangıç olmadı yani. Ya ne alakası var bacım? Alt üstü masaya 45 dakika geç geldi çocuk. Yani sen bu çocuğu evlensen nasıl idare edeceksin? Ya biraz kadın dediğin biraz anlayışlı olur. Erkek dediğin de biraz anlayışlı olur. Feministler belamı sikmesin. Herkes de anlayışlı olmalı yani. Olabilir böyle şeyler. Her insan hayatının belli bir döneminde hata yapabilir. Ama bu olmaz yani. Koş lan çık peşine yakala onu yolda geri. Koş. Harbiden de çıktı. Yürü. Merhaba. Ben Erdem. Yol yapıyor. Sizi demin restoranda gördüm de. Yanınızda bir ödük vardı. Sizi epey bekletti. Bir de biraz sinir etti sanırım. Kendine niye sövüyorsun gerizekalı? Sen onun yerindesin zaten mal. Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok. Ama Çağlalar biraz uysuz olur. Sizde daha evet, çok bir dikiyoruz. Deniz, derya havası var. Yani siz beni sabahtan beri takip ediyorsunuz öyle mi? Öyle doğrudur evet. Hatırladım siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. Çok da çekingen değiliz gibi yani. Yani demek Carcar konuşuyor baksana. Sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem. Bak bence sen gerçekten çok... Dengesizlikten çok tatlı bir çocuksun ama benden daha iyilerine layıksın. Yani bu kadar çok hoşlanmak. Saçma bence. Hoşlanıyorum abi. Gerçekten hoşlanıyorum. Hoşlanıyorsam hoşlanıyorum derim. Hoşlanmıyorsam hoşlanmıyorum derim. Hoşlanmak için zamana mı ihtiyacımız var? Doğru söylüyor. Bir süre tutalım madem. İnternetten oyun mu indiriyoruz? Niye zaman verirsin? Yani olsun yani. Birbirimizden hoşlanacağız. Derya. Seni bilmiyorum ama. Ben senden hoşlanıyorum. Ben gerçekten senden hoşlanıyorum. Yalanını sikeyim. Para yol yapıyor. Bir iş olur. Bak. Bildiğim güzel bir yer var. Abiniz tabii ki de ilişki profesörü oğlum. Lan atsana elini işte omzuna. Niye deli deli hareketler yapıyorsun? Biraz yırtıcı ol oğlum. Biraz panta gibi ol. Isır biraz lan. Parçala lan biraz. Yalnız bunu kapat. Kapat. Amına koyayım. Kapat. Açma kapat. Lan kapat. Yarrağıydık ya. Buna bak kapan niye kapan kapatsan oğlum istemiyorum kapat git siktir git. Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı? Olmadı tabii. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim bak 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Ya bak ha. Oğlum sen beklet demedin mi? Vallahi kuruldum ha. Geç git dedim. 45 dakika bekletmedi. Benim arkadaşım olsaydı çarpardım mı yani? Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Lan oğlum hadi yol yapmayın. İşimiz var gücümüz var ya. Karının yanına git. Kapat şunu. Nereden kapan? Kapan lan. Kendi hikayeler uyduruyorsun falan böyle.
işe gideceğim. Yara yedik ya. Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor attı. Hayat sinemamız sileceğim Polat. Ya ben gerçi Ecem'in kötü olduğunu sana söylemiştim ama. Söyledin tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin. Evet ya. Benim. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma, sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum. Kapatıyorum. Ya, kapattım. Ya, kapatmak üzereyim. Çok güzel kapattı. bizim gacının morali bozuk. Belli evet. Şefkat bekliyor. Korktu bir tık. Selam, ürktü. Sen bakmadın mı bu saate kadar? Yani, ürken bir kadına ne yapacaksın? Düzenliyordum da seni görünce bir sarılacaksın. Ha, iyi yaptım. Biraz canı sıkkın gibi. Evet, bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarmam. Ya bence de zor bir karar bilsin ekmeğiyle oynamak bacım. Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Beğenmiyorsan git asgari ücretle çalış yeğenim. Ben senin yerine herkesi işten çıkartır çıkartır sokarım. Sokar sokar çıkartırım. İş dünyası. Evet davet et. Para davet et para. İlk fırsatta yine çağırırsak o çay bardağını götümüze sokar. Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Bilemedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım var mı? Yok yok hiç öyle bir yer değil. Oğlum öyle bir yer. Öyle bir yer. Eve çağır. Öyle bir yer. Sıkılırsam giderim ama bak şimdi. Şu Allah belanı vermesin. Bu kıyafet uygun mu? Gayet uygun. Ya kıyafetinde ne var? Oo. Severiz. Ne içiyorlar? Bira mı içiyorsun kız? Allah kahretmesin seni. Evet çünkü yanında ben vardım. Çünkü işimi garantiye aldım ben de. Yalnız bu iyi dallama ha. Güzel mekanmış ama burası. Ben olmasam da yapar bu iş. Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Burası ben olunca birkaç kere bok ettiğim oldu işte yani. Başa sarmak durumunda kaldık birkaç kere. De bu ibne tek başına halledermiş. Benim gelmem yanlış oldu. Ben bok ettim. Oh çek yavrum. Çek. Geldi. Alttan giriyor belli. Aynen öyle. Alttan diretiyor. Ben adamın yüz ifadesinden anlarım Siri'nin geldiğini. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Ne zaman mekanlarda böyle bir şey görsem bunu yapana ben çok kötü küfür ediyorum arkadaşlar. Lan mesajlaşma şunun oğlum. Kapat bundan akıl aldı. Akıl ocağını sikeyim senin. Usta Splinter bile bundan daha şey yani. O fare bile bundan daha zeki. Kusura bakma hocam pardon. Olur öyle sıkıntı. Kesin pasif ha. Emre'yi dinleme. Emre'yi dinleme. Emre'yi dinleme. Eşeksi dinleme kız hikaye. Eşeksi yalancı. Oo. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masada. O ne lan şarap mı? Yok tekila. Tamam bana her yolu ver. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. Vur 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 vur. İlk sorumuz biraz klişe. Asla asla. Asla. Hiç aşık olmadım. Nasıl ya? Hiç ilişkin de mi olmadı? Ya ilişkim oldu. Oldu olmasın ama. Yani... Aşık olsaydım şu an... Burayı yorumsuz. Aslında bu oyunu benim oynamam pek de iyi değil gibi. Yani eğer ben ileride keşfedilirsem ve ilerideki yengeniz yani şu anki yengeniz bu cevapları dinlerse cevabını vermek için biraz saat erken ben beni boşayabilir. Tamam. Çok da isabetli bir karar olmadı. Sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık ne desem yani. Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? Ağzı yüzü eğildi. Hatırlamak istemiyorum. Hatırlamak istemiyorum ya. O kadar saçma sapan kaba saba herifin tekiydi yani hiç hatırlamam. Madem kaba saba sahip. Ay. Ananı sikeyim. Kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Bir uygulamadan bir kızla tanıştım ben. Anladım. Meçleştim. Öyle bir uygulama. Vallahi yarrağı yedik. Keşke basmasaydım. Allah kahretmesin ya. Sırbaçladı falan diye beni anlatırsa şimdi bu sıçtık sıvadık karı kalka gider. Konuştuk yani böyle keyifli keyifli
Aha. Ben dedi hazırlanıp geleceğim falan. Ya rahat. Oğlum anlatma. Dur tamam anlatma. Anlatma. Yanlış bastım. Anlatma ya. Geri dön. Allah. Başa saramıyoruz mu bunu ya? Sonra içeride bekliyor. Kız geldi bir anda diri elbiselerle. Her yeri böyle parçalı marçalı. Elinde de kırbaç. Kırbaç mı? Sen dedi kırbaç. Benim bu saatten sonra dedi köle şok. Vurdu mu sana? Vurdu vurdu yüzüme. Çop 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 çop. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Kölemsin diz çök işte ayaklarımı bilmem ne falan. Kesin ayak fetiş. Ben ne olduğunu anlayamadım. Tamam oğlum anlatma daha sus. Çıkmam lazım bu işin içinden. Tuttum ellerinden böyle. Onu koltuğa ettim. Sonra cama yöneldim. Atlayacağım da ikinci kat. Hemen kapıya yöneldim. Bu da peşimden geliyor. Düşmüş falan böyle. Oğlum bunu anlatmasaydık keşke ya. Ara yedik ya. Neyse en azından karı fazla tepki vermedi. Sen iyi misin bu arada? Bir şey mi? Yo iyi mi? Ne dersin? Dansa gel o zaman. Duydun mu? Ne dersin? Ya ben de demem ki. Hadi hadi. Olur olur ablacım olur. Kalk hadi. Kalk şımarma kanka. Ben de dans edemem. Hadi 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 ha. Birazcık eğleneceğiz. Hadi oğlum hadi ya gönlüm var hadi yorma bizi ya. Videonun dakikası uzuyor. Ben çok şey yapmam. Ne yapmayın? Ne yapmasın pardon ben bir şey yapmıyorum. Ne yapıyor lan bu spastik? Ne yapıyor lan bunlar? Ata gole de attani kuleman mangan buradan bunu Özgür'e armağan ediyorum o sever o pik. Özgür kardeşimle biz olsaydık mekandan Karalı Turgut çaldırırdı. Tamam hadi telif yemeden burayı şey yap. O bunlar dans etmiyor ki bunlar deli deli hareketler yapıyor. Lan hadi telif yiyeceğiz hadi hadi. İbiş neye bakıyor lan? Pasif adam. Yani tüm el alem insanlar herkes bizimle daşak geçti şu an. Rezil rüsva bir şekilde. Hadi karıyı eve götür. Bu arada ben de sizinle beraber ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Yani İçeride ne olacak ne bitecek ya. Devamını bilmiyorum. Ya o... Beraber öğreneceğiz. Ya şimdi konuşmasak onu. Kapattım ağzımı. Attım fermuarı. Yedim yarağı. Ne içiyorsunuz lan? Ay seni göreceğim hiç tahmin etmem. Ya yapma bunu bacım ya. Lan git lan git 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 gelme git. Ecem. Merhaba hayatım. Selen de çok hoş. Bu, oğlum bunu nereden buldun sen Erdem? Ben de Avrupa seyahatinden yeni döndüm. Arasafe'yi hatırlıyorsun okuldan. Arasın uluslararası bir şirket var. Lan git git. Ay özellikle Eyfel. Orada lan git buradan git. Lan anlatma zaten git git. Tamam hayatım. Erdem bir ara yine görüşelim. Sana daha anlatacak çok şeyim var. Git lan git. Bye bye. Allah Allah deli mi ne ya? Ne yaşadık az önce ya? Mutsuz bir kadın kötü. Ben de kadınla aynı fikri paylaşıyorum. Mutsuz mu? Evet şu Arasefe dediği. İş seyahatine çıkıyorum deyip kadın bavul gibi yanında geliyor. Yani bu kadından da en fazla olsa olsa bavul olur zaten. Kendini tatildeyim diye avutuyor. Kendini kandırıyor. Say sen... Eski bir arkadaş ya. Oğlum eski bir arkadaş. Tanımıyorum ki. Eski yok oğlum ya eski arkadaş. Nereden? Okuldan okuldan. Üniversiteden. Aynen aynen. Yakın mısınız herhalde? Yok ya öyle sıradan. Herkes yakın herkes arkadaş bilirsin. Ya tabii öyle öyle. Öyle diyorsan. Ama yani garipti. Öyle öyle ya öyle garip bir insan yani kendisi. Benim bir arkadaşım olsa hani yaşanabilirdi böyle bir durum.
Çünkü hani bilirsin kadınlar biraz daha yarışmacı, biraz daha rekabetçi oluyorlar. Yani tabii. Ama hani gelip sana anlatması falan ne bileyim ilginçti. Deli. Böyle biriydi. Hayatının ne kadar mükemmel olduğunu anlattı. Şöyle eğlendim, şöyle... Öyle. Öyle sorgulama, tamam abla, daha sorgulama işte. Aşık falan mıydı bu sana? Yok ya, ne alakası var kardeşim, tamam uzatma daha. Yardım ister gibiydi senden. Yok. Yok öyle bir şey. Derya bence abartıyorsun ya. Bence de yani. Derya ne yapıyorsun? Yani olabilir, biraz tuhaf da evet ama. Ya aranızda bir enerji... Lan ne enerjini sikeceğim şimdi, santralli nükleerini enerjisini sal da gidek hadi ya. Derya. Artık bu konudan konuşmasak mı? Olur. Bak, bence de. Ne güzel bir gece geçirdik, dans ettik, eğlendik. Tadını çıkaralım. Yani. Çocuk mekana girdiğinde saçları farklıydı, şimdi farklı. Ben biraz üşüdüm gibi ya. Eve mi gitsek artık? Zımba. Kalk madem. Sen kalk. Evet sen kalk. Yok önce sen kalk. İyi tamam kalk. Ya bu ne lisele ergen aşıklar. Yani Allah Allah. Sen nerede oturuyordun bu arada? Burada oturuyorum. Oğlum pompaya falan düşmez değil mi lan bunlar? Koyamayız onları. Nasıl koyacağız amına koyayım? Neyse ben izler anlatırım size bölüm sonunda. Erdem. Sen rahatına bak. İstiyorsan banyo şu tarafta. Ben kahveleri koyuyorum. He. Ya kankanı sikeceğim. Emre bir siktir git ya. Oğlum bu sarıyor. Ben bu videoyu nasıl kapatacağım ya? Niye benden beklemiyorsun? Göt var ha. Şekerli. Şekersiz. Nerede ne yazsın? Şekersiz kahve mi olur ya? Kuru. Argan ya. Para elit takılıyor. Onu kenarında bırakma. Ne oldu lan? Ne mi işledin lan? Lan oğlum lan ben size anlatacağım. Ya lan ananı aha. Oğlum siki tuttuk dön tuvalete. Tuvalete yarayelik komşular yetişin. Sen falda bakıyorsun. Ben. Neyse tamam. Burada en heyecanlı yerinde kesiyorum. Öteki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bir fan finifon durumu falan olursa ben size şey yapacağım, dönüş yapacağım.